Herkese selamlar. Bugün beraber fiyonk toka yapacağız. Bunun için artık kumaşa ihtiyacımız var. Ben iki farklı kumaş seçtim. Bu penye bir kumaş. Bu da böyle hani tül diyebileceğimiz bir kumaş. Bir fular parçası. Uzun tarafları 60 santim. Kısa tarafları da 15 santim olmak üzere kestim bunları. Tekrar edeyim. Uzun tarafları 60 santim, kısa tarafları 15 santim. İki tane de parçamız var. Bunlar da uzun tarafları 10 santim, kısa tarafları 5 santim. İki tane de küçük parçamız var. Şimdi size detaylı olarak nasıl yaptığımı anlatacağım. Şimdi size kenar uçları yapmayı anlatayım kaba taslak. Ondan sonra hızlıca yapım aşamasına geçeceğiz. Şöyle kenarları iğneledim dikmeden önce. Şöyle katlıyoruz yaparken fiyonkumuzu. Böyle katlıyoruz. Bunlar da aşağı sarkan iki ucu. Bu iki ucu, iki uca üçgen şeklini vereceğiz. Bir cetvel yardımıyla burasını bir güzel ölçelim. Tam köşesinden yapmaya gayret edelim. Şöyle bir işaret koyalım. Diğerini de aynı şekil. Şimdi uçlarını da hazırladığımıza göre buralardan, işaretli yerlerden keseceğiz ve dikmeye başlayacağız şimdi. Son hali bu. Ben 2 dakikada ütüleyip geldim. Ütülersek daha düzgün oluyor. Ütülemenizi tavsiye ederim.
Şimdi bir o tarafından, bir bu tarafından böyle katlıyoruz. Şeklimiz bu. Ve şimdi dikiyoruz şöyle. Kaldırmadan göstererek yapayım. Evet, böyle çektikten sonra kalın ipi etrafına güzelce doluyoruz. İyice sıkıştıralım. Evet, tokanız ipi kestikten sonra bu şekil gözükecek. Şimdi boyun kısmına geleceğiz. Boyun kısmını yapacağız. Aynı işlemleri şimdi hızlıca bu kumaşıma da uygulayacağım.
Bakın bunu da kestikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi silikon yardımıyla diğer parçalarını yapıştıracağız. Çokalarımın bitmiş hali de, daha doğrusu fiyonklarımın bitmiş hali de böyle. Yine silikon yardımıyla istediğiniz klipse tutturabilirsiniz bu fiyonkları. Benimkiler nasıl diyeyim size, esnek kumaştı. Kendini salan bir kumaştı. Ben öyle istediğim için. Siz daha tok durmasını istiyorsanız tok bir kumaş kullanabilirsiniz. O zaman kalıp gibi duracaktır. Uzun boyları, uzun taraflarının mesela 60 santim yapmıştık biz. Uzatıp onu 70 santime, 80 santime daha uzun bir kuyruk elde edebilirsiniz. Böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olup diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.